Yok iki tane topu, fazla almak istemezsin. Oktan Masi bu hafta kaybettikleri maç rezillikti gerçekten. Eksiklik dönemi, Lakers için hayırlı bile olmuş olabilir abi. Çok çirkin bir görüntüydü yani. Benim de bir NBA sahasında gördüm en çirkin görüntülerden bir. Yani Sene başında Harden'ın attığı pas gibi, arkasından attığı pas gibi. Mızıkçı çocuk ya! Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Ki geçen haftalarda dipleri konuşmuştuk. Bugün biraz tepeye çıkacağız Kaan abi. Ve tepedeki 3 takımın, Batı tepesindeki üç takımın özellikle e, sıralama olarak olmasa da e, sakatlıklarla alakasını konuşacağız. Yani önce Cemal Murray sonrası, Nuggets'ı konuşalım istersen. Sonrasında da Anthony Davis'in dönüşüyle Lakers ve Kawhi'nin yokluğunda Clippers'ı konuşalım. Ee, nasıl bir dönem geçiriyor? Jamal Murray'nin yokluğunda Denver Nuggets ki kazanmaya devam ediyorlar. Şimdi tabii Denver'ı diğer takımlardan biraz ayırmak lazım. Çünkü Denver yıldız oyuncusunu kaybetti ve kaybetti. Yani hani bu sezon olmayacak. Evet. Şimdi diğer takımların sakatlıklarından etkilendikleri ortada. Sakatların sağlıklı va döneceğini varsayarak konuşmamız gerekiyor. Ama onların normal şartlarda sağlık dönecekler. Cemal Mür'ün dönme şansı yok. Ve hani bunu ilk sakatlık zamanında da konuşmuştuk. Zaten her sakatlık veya her önemli oyuncunun kaybı üzücü bir şey. Ama bu Denver'ın Cemal Mür'ü'yü kaybedeniz bir tık daha üzücü. Çünkü özellikle Aaron Gordon takasından sonra bütün parçalarını yani parçaların yerine oturduğu... ...ve açıkçası ger yani sürpriz bir şampiyon adayından gerçekçi bir şampiyon adayına dönmüş bir takım vardı... Ama şimdi Cemal Mörin'in gidişiyle ciddi kan kaybettiler. Fakat o gittikten sonra yanılmıyorsam 9 maçta 8 galip mi 8 maçta 7 galip mi ne aldılar ikisinden biri. Gayet iyi gözüküyorlar. Yani o boşluğu özellikle Michael Porter Junior'ın... Şimdi sakatlığın bir takım etkileri oluyor. Hatta bazıları çok olumlu etkiler. Biraz onlardan da bahsedeceğiz ikiden konuşurken. Olumlu etkilerden biri Michael Porter Jr.'ın daha önemli bir skorer olabiliyor. Öne çıkması, Fakunda Campazzo'nun, Cemal Mörin'in top ikinci top yönlendirici olarak e, aldığı rolü biraz alması. Teorik olarak Montemoris'in oraya gelmesi ve Montemoris'in skorerliğinden. Çünkü Montemoris de topu çok elinde isteyen bir oyuncu ama çok skorer bir oyuncu. Campazzo tam tersine. Topu elinde isteyen ama e, pasör yanıyor öne çıkan bir isim. Tabi bu iki oyuncunun da Cemal Murray yerine sağda almasının şöyle bir deza... avantajları olduğu gibi Michael Porto'nun çıkması. Şöyle bir dezavantajı oluyor. Onların yerine gelen iki isim yok içten topu alıyorlar. Şimdi yok içten topu fazla almak istemezsin. Şimdi bu olduğu zaman işte Aaron Gordon tabii Michael Porter Jr. daha verimli olduğu bir alana indirgemişti vesaire. Bütün bunları e, gösterdiğin zaman abi Michael Porter Jr. ne kadar Cemal Murray'nin skor yükünün önemli kısmını alırsa alsın. Abi Michael Porter Jr. evet harika bir sezon geçiriyor. Yani çıkışta da olabilir. Fakat abi Michael Porter Jr. hala seçmeyi falan hiç bilmiyor yani. Hani ee, kritik yerde özellikle kendi şutunu yaratamıyor olması Cemal Nuri'nin en büyük özelliği oydu çünkü playoff'ta buna çok daha fazla ihtiyacın olacak. Tamam Campazzo Yok sana çok şey hazırlar. Ama abi kendi şutunu yaratabilmen lazım. En büyük avantajı çok uzun olduğu için hani biraz... Evet kendi şutunu yaratmasına gerek kalmadığı çok pozisyon var. Doğru. Durant dü, klonu gibi olduğu için de Fason Durant olduğu için Merdiven altı Durant olduğu için atabiliyor. Ama bu verimli olduğu anlamına gelmiyor. Hatta dribbling üzerinden bir şey öğretmeye ama perişan da olabiliyor. Şöyle yani play-off'ta sıkışabilir mi? Sıkışabilir. Ama son 10 günde kim gibi oynuyor? Sen zaten örneği verdin. Yani Kevin Durant'la 10 günlük bir sözleşme imzalamış gibi oynuyorlar son gün 10 günde. Fakat işte onun oyunuyla alakalı en büyük problem o. Potaya giderek oynamadığı için yani kolay basket yok. Michael Porter Jr.'da her şeyi çok uzaktan atmak zorunda ve böyle play-off'ta üzerine baskının, üzerine böyle rakip savunmanın geldiği bir dönemde patlayabilir bir maçta. Ve bütün bunların ötesinde abi dribbling yapan oyuncu azaldı. Şimdi dribbling yapan oyuncu yani topu yere vuran ve topla üretebilen oyuncun azaldığı zaman özellikle playoff atmosferinde işlerin biraz daha zor, opsiyonların biraz daha kısıtlı, rakibin aldığı önlemlere biraz daha mahkumsun demektir ki Denver bir anda gerçekçi bir şampiyonluk adayından çok kan kaybetti bence. Ama Mike Malone'un sen de bahsettin, iyi çözümleri oldu bu süreçte. İşte mesela Shaquille Harrison ve Austin Rivers da kattılar, onlar rotasyon oyuncuları ama ikinci beşin savunma kalitesini çok yükselttiler. P.J. Dozier orada, Facundo Campasio zaten iyi savunma yapıyor kısa bir oyuncu olmasına rağmen. Çok fazla bir anda ortalama üstü savunmacı oldu Denver Nuggets'a ki Denver Nuggets'ın kimliğinde hiç olmayan <laughs> bir şey. Çünkü zaten kötü bir e, hucumcu iyi bir savunmacı olduğunda Nikola Jokic senden bir şey çıkarıyor. Yani senden bir 6 sayı, <laughs> 8 sayı çıkarır. O yüzden de yok için etrafında bir şekilde onlar savunma kimliklerini artırarak çözmeye çalışıyorlar. Peki Lakers tarafına geçersek. Ya şöyle e, Lakers'da bu sakatlığın hayırlı olduğu bir ana konu var. Daha doğrusu Lakers'ı bence özel kılan e, bence değil herkesce. Abi Lakers geçen sene e, nasıl şampiyon oldu? Bu sezon ne yaptı? Kimliği ne? Abi savunma takımı Ve LeBron gibi bir liderin varlığı takımı sürekli istim üstünde tutuyordu. LeBron yokken lider yani sağ içi lideri ve herkesin biat ettiği, herkesin o var olduğu için kendi bir çeki düzen verdiği şey gibi hani e, saygı duyulan bir şeydeyken, odadayken bir hani böyle Önleyip ya ya da ne bileyim en azından bacak bacak üstüne atmasın ya öyle bir durum oluyordu çünkü. Hem o yokken hem de savunmanın teknik olarak lideri Anthony Davis yokken abi Lakers büyük oranda savunma kimliğini kaybetmedi. Bir. ikincisi ciddiyetleri soru işareti olan Deniz Schröder, e, Montrezl, Montrezl Harrell falan Kuzma. gibi Kalkuzma gibi oyuncuların o disiplini hiç kaybetmediklerini gördük. Ve bu süreçte Kalkuzma'nın özellikle daha skorer bir role soyunmaya çalıştığını ve bunu belli oranda başardığını, Montrezl Harrell'ın tekrar kendine geldiğini her ne kadar son dönemde tek, e, bir düşüşte olsa daha doğrusu Frank Vogel onu savunma zaaflarından dolayı çok tercih etmiyor olsa da onu skorer tarafında gösterebildiğini Bu sakatlık dönemi herkesin doğru zamanda yani tekrar bir araya gelip Belli bir ritim bulacak zamanı elde edeceklerini varsayıyorum. Yani haftaya işte Lebron dönerse, son 5-6 maçı oynarlarsa bir yerde... Ki güçlü batı takımlarıyla oynayacaklar son evet. 5-6 maçta da. O ritmi buldukları anda bu eksiklik dönemi Lakers için hayırlı bile olmuş olabilir abi. Ya rotasyonlarını biraz belirlemiş oldular. Mesela Schroeder'den ne alacaklarını artık çok iyi biliyorlar. Ben McLemore'u çok oynatmayacaklar belki. Rotasyon dışında tutacaklar ama orada bir üçlük opsiyonu var. Wes Matthews'u, Mark Gasol'u rotasyon dışında tutacaklarını biliyoruz. Ama Caruso'nun rotasyonda olacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Kyle Kuzma'yı biliyoruz. Sadece orada soru işareti uzun rotasyonlu olacak. Hmm. Yani uzun rotasyonu içerisinde Drummond ve Anthony Davis 5 başlıyor. Ama geçen sene Eric Spoelstra'nın yaptığı gibi Frank Vogel direkt ilk maçtan Anthony Davis'i 5 numaraya koymak ister mi? Nikola Jokic'le ilk turda eşleşme ihtimalinde kimi kullanacak? Marc Gasol'u kullanacak? Andre Drummond'ı mı kullanacak? Lakers'ın en büyük problemi, şimdi Nuggets'ın ne olursa olsun ne kadar hazır geldiğini görüyorsun. İlk turda bir Denver Lakers serisi olabilir şu an görünen o ki. Ve bir anda Lebron ısınmadan ve Anthony Davis şu anda tam ritmini bulamadı. Anthony Davis hala sakat görünüyor yani. Son maç biraz daha iyiydi. Ya her maç üzerine koyarak ilerliyor ama hala böyle tutuk görünüyor. Tabii Bir kere bu arada sakatlık öncesinde de Anthony Davis çok kötü i̇yi bir sezon zaten. geçiriyordu. Ve iyi bir lider sezonu da geçirmiyor. Doğru. Yani takımı etrafına toplama konusunda mesela Schroder bile bazı dönemlerde ondan daha ateşli bir performans ortak. koydu. Ama Anthony Davis'in klasik New Orleans'taki sorunu da buydu. O yüzden dikkatli olması lazım Lakers'ın. Yani Lakers şampiyonluğuna güveniyor. Bir DNA'ları var şampiyonluk DNA'ları. Ama Nikola Jokic MVP sezonu senin o DNA'na zarar verebilir NBA playoff'larında. Onlar her zaman bir risk. Evet. Ama kimliğini koruyan hatta altını çizen bir Lakers bence bu dönemi olabilecek en iyi şekilde geçirdi. Onu söyleyelim. Evet şimdi. zaten AD ve Le Le LeBron yokken de yine en iyi savunmalarından biri olmayı Bunu sürdürdüler. 7-9 yaptılar. E, Clippers'ta da Kaan abi bu ay Kavai çok ciddi maç kaçırdığını gördük. Sadece Kavai değil bu arada. Evet zaten yani Ibaka yok. Patrick Beverley'i konuşmuyoruz bile artık. Hmm. Çünkü sürekli bu sezon maç kaçırdı Patrick Abi Beverley. teorik olarak ilk beşinci oyuncusundan bahsediyorsun bu arada. Evet aynen öyle. Ve farklı çözümler buldu Taylou. Yani Ivica Zubatsa daha fazla sorumluluk verdi. Marcus Morris'in ucundaki rolü arttı. Terence Mann'dan iki yönlü çok iyi bir oyuncu çıkardılar ki bu takımın bence İyi niyetli ve enerjik bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani toksik olmayan bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Transman sanki o şeyi sağda sağlıyor. Yani transmanın mücadelesini gördükten sonra mücadele etmek istiyorsun. Luke Kennard'ı rotasyonun içine çıkarmışlardı ama Rajon Rondo'nun gelişiyle birlikte Rajon Rondo Luke Kennard tekrar rotasyon içine soktu. Ama en önemlisi Paul George o Oklahoma'daki MVP sezonuna çok yakın bir performans ortaya koyuyor. Yani kavayi yokken tekrar liderliği almış olması. Bu liderliği üstüne üstlük... Clippers'ın en çok eleştirilen boy alanına fazla girmemek, çok fazla şuta dayalı oynamayı çözecek şekilde daha fazla boy alanına giderek oynaması, yani sadece takımın liderliğini almak değil, takımın eksiklerini karşılayan bir lider gibi oynaması, bence en sevindirici haber. Ee, hala e, tedirgin olduğun yanlar var. Yani işler kötü gittiği zaman Paul George'un e, panik olup elinin ayağına dolanmayacağının her, herhangi bir garantisi yok. Ama orada kavay senin zaten sigortan. Iııı... E, Clippers bence bu dönemi hiç fena geçmiyor. Mesela Reggie Jackson'ın rotasyondaki ve özgüveni anlamında çok önemli bir değer kazandığını gördük. Sezon boyunca hiç isteneni veremeyen, o yüzden de zaten biraz e, marjinalleştirilen Marcus Morris'in Nikola Batum'un düşmesiyle de paralel ilk beşe yerleştiğini ve bu onları evet e, çok pot altından oynayan bir takım değiller, çok boyalananı zorlamayan, tarihinin iyi üçlük takımı olmak üzere de <laughs> Yani yüzde 40 takım halinde yüzde 40 üstü matları. Herkes abi? şut yüzdesini artırdı takımda Kawhi evet. dışında. Fakat bu iç dış dengesini bayağı bozmuştu Clippers'ta. Yani çok dış odaklılardı. Fakat Marcus Morris ilk beşe yerleştiği zaman, Paul George bu kadar boyalı alanı zor zaman, Kawhi'nin de bunu yapacağını biliyoruz. Çok fizikli bir takım olacaklar. Yani Zubat'sa olsun veya olmasın. Hı -hı. Burada işte Ibaka ile olan sinerjinin Olmaması belki bir dezavantaj kabul edilebilir. Yani Ibaka ne zaman diyor? gelecek hafta oynama ihtimali var ama onunla bir ritim kazanabilecek. Çünkü İbaka ile oynamakla zubasla oynamak arasında büyük fark var. İbaka olduğu zaman Marcus Morris'in rolü, İbaka olduğu zaman Kaba'nın rolü de çok farklı oluyor. Bunları biraz cilalamaları gerekiyor. Ama onlar da bu sakatlığı, sakatlık dönemi, sakatlıklar dönemini diyeyim, olabilecek en iyi şekilde eksik yanlarını nasıl kompanse edebileceklerini o oyuncuların yerine gelecek oyuncuların veya o oyuncuların o rollerinin nasıl doldurulacağını hatta yeni rollerin nasıl belirleneceğini bence oldukça iyi geçirdiler. Tek bir tek problem var. Petit Level'i onlara kolay kolay kompaz edilemeyecek bir şey sağlıyor. Yani toplu hareketli oyunculara karşı baskı. Bunu yapabilecek oyuncu yok. Reggie evet. Rotasyonda belli bir yere geldi, özgüveni tazelendi falan ama bunu yapacak oyuncu değil. Ee, ve Beverly'den bu sene bence artık performans çünkü Beverly, ben alamayacak açık. Yani Beverly bu sezon hiçbir dönem sağlıklı olmadı. Yani üç maç sağlıklı geçirmedi. Ve Beverly'nin yarım yamalak oynaması bazen daha da fazla zarar doğru, veriyor. Doğru, doğru, yani transferine orada biraz kullanıyorlar ama playoff rotasyonda Taylı'lı ne kadar kullanır emin değilim. Ve ama abi işte bu sakatlık dönemi öncesi Beverly'nin bu yokluğunun. Bu rolü karşılayacak bir oyuncunun olmamasının takıma zarar verebileceğini düşünüyordum ben. Mesela Schroeder'le eşleşmek, hmm. Donovan Mitchell'la eşleşmek, Chris Paul'le eşleşmek. Sakatlanması, Jamal Murray'le eşleşmek. Jamal Murray'le eşleşmek. Ee, yani batıdaki rakipleri hmm. için konuşuyorum. Don Cic'le eşleşemez ayrı konu da, ee, Don Cic'le başka oyuncular. Ama bu tip oyuncularla eşleşmek için e, çok önemli bir roldeydi ve bunun eksikliğini isteyeceğini düşünüyordum. Abi. Onsuz oynayabilecek bir formül yaratmış gözüküyorlar şu anda. E, Taylu da iyi iş çıkardı bu arada. Çok onu iyi söylemek iş. lazım. Çok iyi e, zaten yılın koçu muhabbetinde konuşuyoruz. Seçileceği için söylemeyeceğiz tabii ki. yani çünkü Zaten elinde çok ciddi potansiyel var ama iyi idare ediyor bu kadroyu. Onu da alkışlamak lazım. Ya bu sak sakatlık dönemlerini e, mesela sakatlıktan takıma zarar vererek e, çıkan doğu takımları var. Hı hı. Boston gibi, Toronto gibi, e, Miami gibi. Yani takıma fundamental zarar verdi bu sakatlıklar ve eksiklikler. Bu batıda şampiyonluk için iddialı olarak saydığımız yani sonuçta hep diyoruz ya Utah ve Phoenix sakatlıktan etkilenmedikleri için ikinci sıradalar ama bu şampiyonluk için adı geçen üst sıraları zorlayan bahsettiğimiz ki hani Lakers bence favori hala. Bu takımın hepsi sakatlık dönemlerinden tabii ki performans olarak bir takım zararlar aldılar. Ama büyük resimde, büyük resmi gördüm ben de bu arada. Yani genel toplamda takımlarını daha iyiye getirecek şeyler çıkardılar bence denemeler ve oyuncular. Ee, buradan başka bir batı takımına geçelim Kaan abi. Biraz da aşağıda ama onlar da saygın bir sezon geçiriyorlar. Evet, yemek sepetiyle haftanın takımında çok özel bir takım konuşacağız. Öncesinde yemeğimizi yiyeceğiz ama bir hatırlatmamız da yapalım efendim. E, yemek sepetinde indirim yağmuru devam ediyor. 8000'den fazla restoranda %25, %50 civarında indirimleri, üst limitsiz gerçek indirimleri e, kullanabilirsiniz. Alta yemek sepeti uygulamanızı indir uygulamasını indirmeniz için de bir link bıraktık. Oradan da bakabilirsiniz efendim. Biz de indirim yağmurundan havalar ısınmışken Kaan abi, soğuk bir tercih yaptık. Ya ben şeyi anlamıyorum. Türkiye'de biliyorsun hani dondurma yaz hı hı. E, yemeği, yiyeceği var. Bir kere yaz-kış yenir dondurma. Hiç sorun yok. Ben kışta bol bol yiyeyim. Ha yazın biraz daha fazla tüketebilirsin doğal evet. Var. Ama yaz-kış tüketebilirsin. Bu arada bu dondurma nereden alındı abi? İyiymiş. Arkadaşlarımız ilgileniyor abi. Sana program çıkışı gerekli hesabı verecekler. Hoş. Ee... şeftalili bu. Acayip iyiymiş. Hmm. Takım olarak da e, sezon başından beri konuşmak istediğimiz farklı şekillerde San Antonio Spurs'u konuşacağız Kaan abi. Çünkü e, sezon başı programımızda da senle dün sezon başı programımıza bakarken şeyi gördüm. Hani yatsalar, aslında yatmaya çok müsait bir takım. Başka bir koçun ya da başka bir formanın içinde olsa çok daha az galibiyet alacak bir takım. Ama Spurs olduğu için ve Greg Popovich takımı olduğu için bu takım yine galibiyet sayısını üste çıkarır demişiz. Ve hakikaten de öyle oldu. Yani... Şu anda playoff yarışına devam ediyorlar. Play'in resmi içerisindeler. Sezon boyunca onlardan çok daha yetenekli oyunculara sahip olan birçok takıma mağlup ettiler. Son 10 maçta zorlu fikstürde 6 galibiyet aldılar ki kaybettikleri maçlar da hep yakın maçlar. Kazandıkları maçlar da birkaça yakın. Ama San Antonio Spurs yine San Antonio Spurs usulü bir sezon geçiriyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Usulü olduğu kesin. Yani e, oyun disiplini, sahiçi disiplin, oyuncu gelişimi gibi son 20 yıla 25 yıla yani Greg Popovich dönemimi dersin, Aris Greg Popovich dönemimi dersin. O döneme e, damga vuran örnek kulüp e, özelliklerinin pek çoğu devam ediyor. Yani şu anda bakıyorsun kadroda yavaş yavaş eski olanların rolleri yükselen Dejon Toomey işte Lonnie Walker, Kelden Johnson, özellikle kaldın Johnson bence daha önemli. Ve Jakob Pöltel'ın nasıl gelişimler içinde olduğunu görüyorsun. Jacob Pöltel ağzımı çok serbest alıştırı bile atmaya başladı son dönemde. Az ama en azından %20 ile atmıyor, %25 ile atmıyor. Her oyuncunun sahadaki işte Smiley Gitch, Smiley Gitch falan bilen dahil yani bu arada. Devin Vassel, Çaylak Devin Vassel. Hani oyun disiplini ııı bir arada oynama, doğru karar verme, işte bencillik değil hani yani doğru yapma, doğru denen kavram yani basketbol doğrusu denen şey Spurs'de asla ve asla yani yaratıcılık bazen do doğru yani basketbol doğruyla yaratıcılık bazen çakışabilir. Abi Spurs'u zaman zaman biraz aşağı çeken faktörlerden biridir bu yaratıcılık çok izin vermemesi. Hatta Ginobili zamanında yani e, zirve döneminde sanatörün hep söylerlerdi. Ginobili sürekli çatışıyor. Greg bir noktadan sonra onu artık bir şey söylemeyi bıraktım diye. Ee, o dönemin sırrı her şeyin makine düzeninde çalışıp buna Cinobili'nin özellikle bir miktar Parker'ın o gene sistem içindeydi. Ama esas Cinobili'nin bir sanatçı dokunuşu bir yaratıcılık sergileyebilmesiydi. Spurs'de bu yaratıcılık biraz törpülenir doğal olarak sistemin doğru çarkları otursun diye. Yoksa abi kimse şey yaratıcı olmayacak bu faşist düzen olduğundan değil. O yapının getirdiği bir şey. Ee, bu oyuncuların bu disiplini kazanması ama içinde yaratıcılık sağlaması işte zaman zaman zor olabiliyordu. Burada bu oyuncular bu disiplini kazansın, o temeli oluştursun, o yapıyı o disiplini e, aynı zamanda bireysel gelişimi de sağlasın. Çünkü eski dönem kapandı artık abi. Yeni oyuncuların yeni rollere yeni e, bir seviyeye çıkması gerekiyor. Bunları yavaş yavaş oluştuğunu görürüz. De bir sezonu kaybetmesi çapraz bağlarını kopardığı için belki bunu biraz sekteye uğrattı. Ama şu anda San Antonio'nun elinde 20 yıl onları başarıdan başarıya taşıyan çekirdeğin tamamı değişmiş. Yepyeni bir çekirdekle yola çıktıklarını buna sadece işte o yaratıcılığı getiren Demar De eklendiğini görüyoruz. Ee, Kaan abi sen doğru bir yerden başladın. Basketbol fundamental dedin. Zaten San Antonio ile ilgili ilginç olan taraf şu bence. Spurs'tan bahsederken hep bir ideolojik savaştan Hı. bahsetmek zorundasın. Çünkü Greg Popovich basketbolun fundamental'larını NBA'de en iyi öğreten koç. Doğru. Zaten her zaman derslerinde de teknik taktik setten ayrı olarak iyi insan olmak, iyi basketbolcu olmak, çalışkan bir basketbolcu olmanın öneminden bahseder. Ve Spurs şunu çok iyi biliyor. Neyi yapabildiğini biliyor. Neyi yapamadığını biliyor. Neyi yapamadığının üzerine gitmemesi belki de onların son yıllarda sorunu oldu. Yani üçlük atamadıklarını biliyorlar ya da çok yüksek yüzdeyle üçlük atamayacaklarını ya da yüksek adette. Ama o alana bir yatırım yapmıyorlar. Fakat diğer taraftan işte genç oyuncu gelişimi konusunda örnek olmaya sürdürüyorlar. Sen Cinobili örneğini verdin. Aynı örnek değil belki ama Dijanta de, de aslında yaratıcılığıyla bu sistem içerisinde bir adım sonraya geçebilecek oyunculardan biri. Burada işte geçen seneyle bu sene arasında çok önemli bir birkaç fark oldu. Bunlardan birincisi San Antonio ne kadar disiplinli olursa olsun, ne kadar iyi çalışmış olursa olsun. Eldeki malzemeden dolayı çok kötü bir savunma takımıydı. Hı -hı. Bu da eee Greg Popovich'in bence o, olağanüstü kariyerinde küçük bir kara leke olarak kalacak geçen sezon. Yani abi Bring Forbes'un, Marco Bellinelli'nin bu kadar çok oynamasına hiç gerek yoktu. Yani bunun alternatifi olmayan oyuncular değil. LaMarcus Aldridge de bence savunmanın asıl problemi Lamarcus Oldridge her zaman. Fakat Lamarcus için bazı getirdiği şeylere ihtiyaç olduğunu veya onun liderliğinin, onun karakterinin belli şeyler getirdiğini gördüm. vazgeçemiyorduk Craig Pabush. Bence onlarla da vazgeçmeliydi Hı. ama vazgeçemiyordu. Brim Forbes'a Belinelli'nin ayrılması yerine gelenler hiç önemli değil. Bir kere takımı bir seviye atlattı. Savunma yapabilecek bir hareket Daha sonra sezon içinde hem sakatlık hem rolünün düşürmesi Ve en sonunda da serbest bırakıldıktan sonra Lamarcus için ayrılmasından sonra Abi bu takımda zayıf savunmacı bir tek Demar DeRozan kaldı. ve Bu yüzden o takımın hani hep diyorum ya savunma nicelikten güçlü. Hı hı. Bir arada doğru organizasyonu yapan DeJounte Murray gibi, Derek White gibi, şey gibi işte Jakob Pöltel gibi üst düzey savunmacıların Demar Derozan'ı da içlerine alarak çok üst düzey savunma yapabilecek bir yapı kurduğunu gördüm. Ve Demar Derozan'ı tolere edebilirsin. Ha. Sonuçta ön alandaki yani ön taraftaki savunmacının o kadar problem yaratmasına için guard pozisyonunda sıkıntı değil. Arkayı kapatıyorsun ya Yakup Kopiedula şu an NBA'de boyalı alanı en iyi savunan uzunlardan Kesinlikle. biri, hucumda en iyi perde yapan uzunlardan biri. Zaten Spurs senden bunu bekler. Yani perde yap, devril, evet müthiş bitiremezsin belki ama kısaları alana. Çünkü orta mesafede o kadar çok bitiren bir takım ki bu, Dejan Temoori ile Derek White'la, ile De Demar Derozan'la. Keldon Johnson'la içeri giriyorlar ama çok fazla içeri giren başka oyuncuları yok. O yüzden de iyi perde yap, hücum ribandında aktif ol. Boyalan onu, gel savun, bu çok önemli. Diğer taraftan bir tane daha eksi savunmacıları var. Paddy Mills, yedekten getirdikleri. Ama onu da düzen içerisinde o kadar iyi yapıyorlar ki. Mesela yine iyi benchlerinden birine sahip spor şu anda. O her zaman öyle ama. o Çünkü yani e, random sokaktan 5 kişi alsan onlardan ortalama üstü bir ben çıkarır bu e, kültür diyelim. Burada şans Biraz şeyle orijinal olmasından sonra biraz şans oluştu. Burada küçük bir problem var. Kısaları yaratıcı olsa da özellikle Dejounte Murray'nin şut sorunu hı hı. ve Derek White'ın bu sezonu doğru düzgün oynayamaması. Derek White olsaydı çok başka bir spor edecek. Çok daha başka bir seviye çünkü. Çünkü Derek White'ın çok oynayamadığı senaryolarda işte oraya Lonnie Walker, Devin Vasselli ya da başka bir oyuncuyu yerleştirdiği zaman şöyle bir problem oluyor. Dejounte Murray'nin şutu olmadığı için onu belli şekilde savunuyor takımlar. Yani şutu daha doğrusu tehdit olarak görmedikleri için. Ee, daha işte penetresini engellemeye falan. Çalışıyor. Ve Dejon Tömörü de aslında topla o kadar yaratıcı bir oyuncu da değil. Topla çok yön değiştirmesi falan konusunda o kadar da muazzam yaratamıyor. Komple bir oyuncu ama aslında bir oyun kurucu gibi değil tam olarak. Nitekim o zaten pas rakamlarına, şeylerine falan da yansıyor. E Derek White da de şu tehdidi olup ikinci de oyun kurucu rolünü oynayamadığı için sezonun büyük bir bölümünde sahaya çıkamadığından dolayı. Takımda yaratıcılık, ana karar verici, hücumun merkezi rolü Derozun'a transfer oldu. Derozun bunun altından çok iyi kalktı. Derozun harika bir sezon oynadım. geçiriyor. Ama bu ideal değil. Çünkü takımın hem en önemli bitiricisi, hem en önemli yaratıcısı olduğun zaman abi LeBron olman gerekiyor. Ama LeBron yani şimdi Demar Derozun evet bir LeBron klonu sezon geçiriyor olabilir. Ama bu Diğer oyuncuların da takımın da verimliliğini çünkü zaten San Antonio bir oyuncu merkezde oynayabilen bir yapıda da değil. Hani şimdi LeBron basketbolu ya da DeRozan basketbolu oynamaya çalışsan eyvallah. Hem daha komple, daha pas trafiği olan, daha oyuncu trafiği olan bir basketbol oynamaya çalışıyorsun hem de merkeze tek yaratıcı, tek savunmadan avantaj alan oyuncu koyuyorsun. Bu stratejik bir şey yaratıyor. Sana bir dar boğaz yaratıyor. Çünkü DeRozan dışındaki oyuncular topu sahip olduklarında ancak ve ancak sistemsel şeyler üretebiliyorlar. Yaratıcılığı işte Derek White'ın eksikliği, Derek White'ın kaybı bu açıdan çok büyük problem oldu. Eğer Derek White olsaydı sezon boyunca bir o yaratıcılığı getirecek ikinci oyuncu olacaktı. Guard pozisyonundan olacaktı. Artı tabii ki savunmaya getirdiği artıları yani Dejon Tömer'i, Derek White ve arkada Jakob Piotul düşünsene. Öndeki iki guard evet. ligin en iyi savunmalarından biri olacaktı ki bundan sonra öyle olacaksın. Derozun da çok büyük ihtimalle ayrılacaksın, o sonunda kontratı bitiyor ve ondan sonra artık tamamen yeni bir çekirdekli yola çıkacaksın. Fakat bu çekirdeğin temelinde Murray White, Purtle veya işte e, muhtemelen yakın gelecek için Purtle olacak. Ve abi tekrar başarılı olmak için bir tane eğer doğru düzgün kanat bulabilirsen, draft'tan ya da e, salary cap'leri cap de rahat. Oradan bir tane doğru düzgün kanat bulabilirsen, tekrar başarıya ulaşmak için çok düşmeden, zaten San Antonio Spurs çok düşmez, tekrar çıkabilecek bir çekirdek yakalanmış durumda. Zaten düşseler, yani bir sezon tanking yapsalar, ligin en iyi draft eden takımlarından biri aslında bir superstar bulabilirler. Ama o kültürlerine yakıştırmıyorlar onlar ve elindeki oyuncuları değerlendirmiyorlar. Ben yalnız DeMar DeRozan'ın kalabileceğini de düşünüyorum çünkü Diğer parçaları çok kötü gösterebilir Demar DeRozan'ın yokluğu. Tabii ki yerine birini alacaklardır. Fakat sen az önce Lebron klonu dedin. Bu sene bütün ucum sistemleri Demar DeRozan'ın sağladığı avantaj ve paslar üzerine dayandı. Demar DeRozan kariyerinin en iyi pasör sezonunu geçiriyor. Müthiş top dağıtıyor. Çünkü rakip savunmalar ikili sıkıştırma götürüyorlar. Özellikle hücumun sıkıştığı yerlerde. Artı maç sonlarını da hep DeRozan üzerinden oynuyorsun. Evet, ve çünkü, bir bitirici. Çünkü savunmadan avantaj alabilen tek oyuncu. Fakat abi şöyle bir şey var. DeRozan kalabilir. Kalırsa bu takımın gene lideri olabilir. Fakat mesele o değil abi. Bir adım ileri gitmek istiyorsan Derozan'dan vazgeçmek zorundasın. İşte belki çok kısa vadeli bir kontrat yaparlar. Hani böyle çok uzun vadeli bir kontrattan bahsetmiyorum. Tek senelik, iki senelik. Tabii ki Derozan daha iyi bir alternatif bulabilir orada. Ama temelde Spurs'un Deroz'un dışında ne yapacağını biliyoruz. Yani Can Temel'in nereden şut biliyor musun? Biliyorsun. Orta mesafede bir perde alacak. Fal solundan ya da sağından şut atacak. Johnson'ın ne yapacağını biliyor musun? Drive edecek. Yani ligin en korkusuz drive eden oyuncularından biri. Ve fiziğinden çok daha... Şimdi müthiş vuruyor rakibe yani. Şöyle en bir basketboldaki çok değer en değerli şeylerden biri de fiziğinden büyük oynayan oyunculardır. Fizinden büyük oynuyorsan bir çok daha çabuk ve çok daha hareket alanının fazladır. Artı fizik olarak dezavantajlanamazsın. Kaldıncağınızın fiziğinden büyük oynayan... Mesela Josh Hart onların en önemli örneklerinden. Evet fiziğinden büyük oynayan... Cruzo yani. mesela onlardan büyük evet. bir örnek. Yani Keldon Johnson'ı fiziği çok iyi olmaz. Dört numarada çok rahat kullanıyor. Çünkü fiziğinden çok daha büyük oynuyor. Diğer taraftan e, portal çok iyi sezon geçiyor. Lonnie Walker kötü bir sezon geçiriyor. Ya da istikrarsız bir sezon geçiriyor. Ondan da bir adım bekliyorlar. Draft'tan da şimdi bir tane bir şey çıkarırlar bu kadar geniş draft'tan. Spurs her zaman bunu yapar. Spurs'u izlemek gelecek yıllarda ilginç olacak. Yani Greg Popovich'in içinde hala o ateş var mı? Koçluğa devam etmek istiyor mu? Göreceğiz. Bu takımı geliştirmekten keyif alıyor gibiydi. Yani geçen seneden daha keyif alıyor sanki bu sezon ondan. Ama işte gene DeRoz'un örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Bu takımın bir tane tepesinde kapak var abi. Yani tavanı çok belli. Hani hücumda rakipten avantaj alan <laughs> ana yaratıcı bir oyuncu. Hatta iki tane o tip oyuncuya sahip olan Derek White'ın bunlar yani Derek White Dejon Tömeri ikilisinin kısmen bunu görevsel olarak paylaşabileceğini, Derek White'ın bunu miktar yapabileceğini söyleyebiliriz. Ama kenardan gelen skorlarda Petimiz'de falan da o özellik yok. Mutlaka rakip savunmadan avantaj alan bir tane süper yıldız seviyesinde oyuncuya bir tane de yine üst düzey rakipten avantaj alan oyuncuya ihtiyacı var. Şu anda kadrodaki kimse hiçbir oyuncu derozun hariç rakipten avantaj alacak hamleyi yapamıyor bireysel. İşte az önce söyledik ya zaten maç sonları ya DeRozan'la bitiriyorlar ya da Pedimels'i perdeden çıkarıp şut attırıyorlar Pedimels'e. Onun dışında tavanını açması gereken bir oyuncuya ihtiyaçları var. Bakalım bulabilecekler mi oyuncu? Şimdi 2014 mesela 2014 güzel basketbol sezonu değil mi? Abi 2014 ile 2021 arasındaki en önemli farklardan biri o. Sistemin yarattığı e, avantajlar artık yetmiyor. birey Bunu bireylerin yarattığı avantajlarla perçinlemen lazım. Ve bu Derozan değil başka bir oyuncu olmak zorunda. Çünkü Derozan bir yere, yani Derozan getirdikleri kadar eksikleri de oluyor. Yani şampiyonluk için konuşuyorsak tabii bu arada. Hı -hı. Ee, yoksa bu yapıyı kur, devam ettir, Derek White sağlıklı olsun, herkes sağlıklı olsun, bir tane draft hakkı kal. Seni Spurs dördüncü bile bitirebilir. Hı -hı. Ya da Ama, 4 sene sonra bir süperstar düşünürsün, belli olmaz. Derozan'ın yerine bir süperstar potansiyelli oyuncu... ikinci bir tane savunmadan avantaj alan, bireysel avantaj alan oyuncu aldığın zaman işte o zaman gerçekten yeni şampiyonluk nüvesinden bahsedebilirsin. Ama yazında da Spurs'un birkaç tane daha üçlükçü bulması lazım bu takımın. Çünkü şu anda hmm. çok az üçlük kullanıyorlar. Yani 29 üçlük adı değil, NBA'de bu kadar başarılı olmak sadece Spurs'un yapabileceği bir şey. Yani çok az deniyorlar, yüksek yüzdeyle atıyorlar. Daha fazla gitmek zorundalar oraya. Şöyle bir örnek vereyim sana. Şey çıkar e, Derozan'ı. Oraya Paul George'u koy. Üçlük sayısı da otomatikman artar. Derozan'ın üçlük atmaması da bir problem oluşturuyor evet. burada. Çünkü dejon Murray'i, Jakob Pötl'ü barındıracaksan abi diğerleri bari üçlükçü olsun. Bir de Deroz'un olmuyor bu iş yani. Puanlarımızı verelim Kaan evet. abi. E, hız, servis, lezzet yani şu anda asla sezon başında beklediğimiz gibi gidiyor Spurs. Biz playoff potası içerisinde, play-in potası içerisinde olmalarını bekliyorduk onların. E, ki şu anki dereceleri 31-30. E, hızlarına ne diyorsun sen? Valla şu korkunç fikstürde bile hiç fena gitmiyorlar. 7 vereceğim ya ben. Ee, ben de burada 7 vereceğim. Yani 8 çok yüksek olabilir belki ama kendi standartlarında aslında 8 de alabilirler. Onların standartı için 8 yani senin stand onların standartı için 8 verebilirsin. Ben 7'yi biraz bol vermiş olabilirim. ama Onların standartları. hele ki bu de düşündüğümüz zaman başarılı yani o yüzden yani yani. ben biraz daha bol not veren hoca olduğum için kanaat notumu kullanıyorum burada. Ustaya 8 veriyorum. Ee, serviste Oldrich kararı çok kritikti. Peltal'ı 5 numaraya getirme. Belki geç bile kalmış bir karardı ama verilmesi önemliydi o karar. Ama onlar mı verdiler? Onu daha çok Oldrich verdi abi. <laughs> yani o yüzden onun fazla... Mesela Brinford ve Benelli için de aynı şey Hı. geçerli. Yani Greg Popovich'in o inatlarından çok da vazgeçmediğini gördük. Bir miktar vazgeçti ama çok da vazgeçmedi. Eli zorlandı. İyi ki de zorlanmış. Ee, hani şu anda oynatmaya çalıştıkları oyun konusunda zaten genel Takım gelişimi, e, görev paylaşımı konusunda zaten çok fazla bir şey söylenmez. O yüzden servise kötü not veremem. Ama çok iyi not da vermek istemiyorum. O yüzden ben 7 diyeceğim ya. Ben burada da 8'i şundan vereceğim. 5'leri çok iyi kullanıyor. Yani Poylton'lu 5'lerden, özellikle Poylton artık kanatlar 5'inden ve yedek 5'lerinden. Rodriguez ile Patemins'i kullandığı yedek 5'lerinden çok ciddi verim oluyor Ve sezonun son bölümüne giderken Greg Popovich artık elindekilerin ne olduğunun farkında. Elindeki en iyi 5'leri bulmuş vaziyette. Yine Bondot kullanıp 8 vereceğim. Abi sonra. orada İsmail Agicev e falan filan, Devin Veselin falan kullanımında ben o kadar... Değil Devin değil. Vassal biraz daha süre verebilir. Devin Vassal iyi basketbolcu. Ama basket kimlerle oyuncu. vereceksin abi? Kimlerin yanına vereceksin? İşte yani Devin Vassal'i bir köşe şutları olarak kullanmaya çalışıyor. Savunmacı ve köşe şutları ama maç içerisinde özgüven kaybı yaşayabilen bir oyuncu Devin Dejon Vassal. ile Devin Vassal yan yana olduğu zaman hani savunmayı daha yüksek oyuncu. Ben mesela şeyin Devin Vassal'in özellikle DeRozan'la birlikte daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen. O konuda da biraz da... Keza Lezzet. De için diyor. Lezzet. Abi sonuçta çok üst düzey bir yetenek olduğunu söylemek güç. Ben hmm. Dejounte Murray'i çok sevsem de e, yani bu çok kaliteli bir et değil yani. Hani Kalitenin malzeme değil. Benim de 7 vereceğim bir düzen beş, var burada. Beş. Evet farklı baktığımızı zaten seyircilerimiz artık biliyor. Anlatmaya gerek yok. Ben de 7 veriyorum burada onlara. Oynadıkları oyunun istikrarı çok önemli. Yani bu sezon bile onlardan her maç istediğimizi bulduk. Ne bekleyeceğimizi bulduk. O güzel Çok şey. büyük oranda. Bazen arada bir iki tane çok patates maçı oynadılar yes. ama çok normal. Hele bu sezonda çok. Bu hala zor takvimleri devam ediyor. Bundan sonra da düşebilirler. Yani New Orleans Pelicans onların yerini alacak gibi görünmüyor ama. Sezonu, Sezonun son gününe kadar korkunç takvimleri var. Evet. Yani zaten son iki maç içeride onlar Phoenix'e arka oynuyorlar. oynuyorlar biliyorsunuz son iki maçta. Ve play'in son kısmına düşebilirler. Yani son takımı olabilirler. Pelicans yerlerini alabilir mi çok zor görünüyor. Sure. Pelicans kendi kendini zaten götürdü orada ama son basamağa düşebilirler. Sorumuzu soralım Kaan abi. Ee, senin güzel bir sorun vardı program öncesinde. Seyircilerimiz hatırlıyorlar mıdır bilmiyorum. Özellikle çoğumuzun hatırlamayacağı bir bilgi. Greg Popovich biliyorsunuz milattan beri bu takımın başında. Ee, Greg Popovich'ten önce bu takımın baş antrenörü kimdi efendim? Sorumuz bu hafta bu yemek sepetinde. Ee, doğru cevap veren 3 kişiye yemek sepetinden 50 TL'lik yemek kuponu vereceğiz. Roma İmparatorluğu'nun 3. Sezar'ı kimdir gibi bir <laughs> soru oldu. Aynen öyle. Kimdi yani? Kim yönetiyordu? E, alta Yemek sepeti Mutfak Eşliği ile birlikte yazabilirsiniz. Biz de artık son bölüme seviyor sevmiyorlarımıza geçelim. Evet efendim son bölüme geldik. Spurs konuştuktan sonra e, bu haftadan sevdiğimiz ve sevmediğimiz detayları konuşacağız Kaan kuralla birlikte. E, benim ilk detayım basit bir detay olsun. E, Miami Heat sezon başından beri rotasyon oyuncusu bulmaya çalışıyor. Rotasyonu çok zor var ettiler onlar. Ve ikinci beşte özellikle bir uzun problemleri vardı. Fakat deadman kısa sürede iyi performans gösterdi onlara ki birçok takımın da aslında Dedman'dan alabileceği performansı iyi almış oldu. Evet ve yani hani teorik olarak Dedman hani şut atan bir uzun ve rebound alabilen bir uzun olarak tabii Sacramento'da da bunu bekliyorduk ama hiç, hiçbir şey verememişti. Ben kimsenin onu bu, bu sezonun bu kadar şans vermemesini çok e, tuhaf karşılamıştım. Ama yine e, Miami'ye yar oldu. Ve yani takım rebound alamıyor. Miami'nin kazandığı ve kaybettiği maçlara bakın son 15 maçta. Rebound alabildiği maçları kazanıyorlar. Rebound alamadıkları maçları kaybediyorlar. Bu kadar basit. Çünkü zaten Jim Butler ve Bömer'de Bayo bir şey getiriyor onlara. E, çok ilginç bir katkı yani. Deadman kenardan gelip iyi rebound aldığında galibiyete çok ciddi bir değer katıyor. İlk seviyor detayım bu. benim seviyor detayım da o kadar San Antonio'dan bahsettik. Geçtiğimiz günlerde bir Washington San Antonio maçı oynandı. Abi... Böyle 90'lardan kalma bir maç olur mu ya? Maç 146-143 bitti abi. Yani 289 sayı oldu maçta uzatmaya giden maçta ve 289 sayının sadece 36 sayısı üçlüklerden geldi. 17'de 6 üçlük attı e, yanılmıyorsam başkentte, 20'de 6 üçlük attı e, San Antonio. 112 pano 212 tane şut kullanıldı ve sadece ve sadece 37 tanesi üç sayı olarak geldi. Yani hakikaten e, son 10 yıldır böyle bir maç olmuş olacağını tahmin bile demez. Hani San Antonio'nun az şutu kullandığını söylüyoruz. Bu maçın standartları için e, 2012 stand, San Antonio standartları için de çok aşağıda. Hele Washington için de tarif edilemez bir az bu. Yetmezmiş gibi çok tempolu, uzatmalı bir maç. 146-143 gidiyor. Maçta toplam 14 top kaybı var. 8'e 6. İki takım da 6'şer üçlük attı. Bunların üçer tanesi Davis Bert Bertans'la Petim mi mı gelmişti diye düşünüyorum. Tamam. Üçer tane geldi. Yani. yani takımın geri kalanları da yani birer tane üçlükçü belirlemişler. Tam 90'lar gibi. Takımın bir tane <laughs> üçlükçüsü var. Diğerleri de hani çok denk gelirse atıyor gibi. Ee, böyle çok uzun süredir görmediğimiz bambaşka bir basketbol ekolünden gelen bir şey izlemek de bayağı eğlendirdi beni yani. Evet, bir seviye daha geçelim. Bu hafta seninle zaten olumlu şeylerden bahsedeceğiz. Ben de Chris Paul ve Rajon Olum, Rondo rekabet. E, bah şey, havalar ısındı ya bizde bir olumluluk Aynen, var bizde. Olumlu hava geldi. Ben de Chris Paul ve Rajon Rondo rekabetinin son maçı. Ki zaten Esport'tan da yayınlamıştık. Yani çok güzel maçtı Suns Creepers maçı. Ya yani şu, şu çok güzel. NBA'de kişisel rekabetlerin çok azaldığını biliyoruz. Çünkü çok oyuncu artık yazın beraber çalışıyor. Beraber antrenman yapıyor falan ama birbirlerinden nefret eden iki oyuncu varsa bunlar. Gerçekten ya. Yani birbirlerinden tiksiniyorlar. Rajon Rondo da Chris Paul'da. Ve yani şimdi iletişim ilerledikçe, e, kültür geliştikçe rekabetin düşmanlıktan çok uzaklaştığını, çok daha sağlıklı, çok daha dostane ama gene güçlü rekabetler var yani çok güçlü rekabetler var. Yani e, Westbrook falan plan zaten rekabet yani herkesin mesela. Neler neler hmm. var. LeBron, LeBron rakip değiller mi acaba? Fakat gerçekten kişisel olarak hani dışarıda e, Yumruk yumruğa girebilecek kadar nefret eden tek ikili onlar. Zaten içeride de giriyorlardı. Houston Lakers evet. maçı vardı onların meşhur. Üff. iki sezon önceki. Yani bir orada yani inanılmaz bir, bir kavga. Bir de, bir de ikisi de King Guden tipler oldukları için belki de çok az kalan bu King Guden tipleri olduğu için abi ne? Sa sağ böyle bir iki tane bakışmaları falan var görüyorsun değil mi? Hani gerçekten kafa göz dalmak istiyorlar yani. Ve ikisi de koç olduğu için aynı zamanda yani maç o kadar güzel bir maçtı ki son bölümünde özellikle Rajon ve Chris Paul koçlarını falan bir kenara e bırakıp takımı yönetmeye başladılar. Evet. Onu açtılar yani o yüzden ben seviyor detayımı onu alacağım. Bu arada Clippers'dan da çok bahsedik. Yeri gelmişken söyleyeyim. Abi Rondo yine te ters köşe yapıyor bizi yani. <laughs> yani çok iyi oynadığını iddia etmeyeceğim ama ona biçilen rolü ki Clippers'ın çok ihtiyacı olan o rol Çünkü herkes topla bir şey Nasıl e, sanatörün eksiği dedik ya topla evet. üretmek. Bu Clippers'da fazla var ama topu dağıtmak yok hiç. O dağıtıcı rolde iyi demeyeceğim ama beklentinin çok üzerinde bir performans veriyor şu ana kadar rondo sahada olduğu sürece. Senin alalım detayını Karnam. Ee, benim seviyor detayım da bir başka rekabet. Ben takımsal rekabetten bahsediyorum. Minnesota Utah. Utah NBA birincisi. Önüne geleni paramparça ediyor. Daha dün 50 sayı park attılar Sacramento'ya. Hele rakip böyle biraz e, onun e, Utah'ın o muazzam üçlüğüne yanıt veremeyecek, biraz tökezecek böyle dağınık bir takımsa, alttıraldaki bir takımsa sürtleze ediyorlar. 20-20 vuruyorlar zayıf takımlara biliyorsun. Minnesota şeyin batının en zayıf takımlarından biri. Ha bu sezon Minnesota ile Utah arasındaki maçları biliyorsun değil mi? Üç maçı da Minnesota kazandı. Zaten evet. arka arkaya mağlup evet. ettiler. Aynen. Bir de bir, bir tanesi de sezon başlarında dedi. Yani Minnesota bu, şu, an, son dönemde Chris Finch ile biraz daha iyi oynuyorlar. Ee, konuşmuştuk onların yaşanan görüntüsünü. Çok daha derli toplu gibiler. Ama hala yine zayıf takımlarından biri. Ee, çok kötü oldukları dönemde bile yenmişlerdi. Üç kere, üç maç oynadılar. Üçünü de kazandılar. Şeyin... E, zaten sezon boyunca aldığı mağlubiyetlere bakıyorsun. Yani Aldıkları mağlubiyetlerin üçte birini Minnesota'dan almış durumdalar. Panzeri buldu orada evet. Minnesota. Ee, sevmiyor detayına geçelim Kaan abi. Evet. Senin de çok güzel bir semiyon var. Ben de onu alacaktım ama buna çevirdim ben de. Boston'ın istikrarsızlığını alacağım ben de. Bastın ne zaman ne konuşsak yani bu takım şöyle iyi oldu desek takım tekrar dibe gidiyor. Takım dibe gidince... Ee, takımın dibe gitmesi üzerinden konuşuyorsun. Bu sefer de acayip iki tane maç oynuyorlar. Yani, i̇ki tane falan değil abi. Yedi sekiz maçlık iyi bir periyodu oldu. Özellikle ya. işte o Portland'a falan karşı, Lakers'a karşı çok iyi performans verdikleri bir dönem vardı. Ve gerçekten takım ritmini bulmuştu. Ki hala çok kötü değiller. Yani çok enseyi karartacak bir durum yok belki ama ya Oklahoma City'ye bu hafta kaybettikleri maç rezillikti gerçekten. Abi değil? şarta karşı da şarta karşı da darmadan oldular. Sonra şarta karşı iyi bir maç oynadılar hmm. Jalen önderliğinde ama iyi yani, maç dediğinde zar zor kazandılar ama. i̇yi işte, başladılar. Yine getiremediler. Yani doğrusu. problemi Bastı'nın. Bastı'nın bir Anlatı geliştirmek çok zor güzel. İşte diyorsun ki mesela Robert Williams iyi katkı verdi sakatlanıyor. Aaron Lee Smith şimdi rotasyon içerisinde dahil oldu. İyi katkı veriyor ama sürekli değişiyor. Sürekli yeni baştan yapmak zorunda kalıyorlar. Onların istikrarsızlığı da detaylarda detaylardan par böyle. Yan parçalardan hiçbir zaman doğru düzgün şey katkı alamıyorlar. Ee, Vallahi benim sevmiyorum da hani sen de ortak <laughs> yani geçen hafta dikkat çekmişti zaten. Kevin Love'ın tavrı. Sonra özür diledi. İşte, Raptors maçındaki hareket. Evet, Raptors maçındaki hareketi maçın ilk yarının sonu muydu o? Üç, e, üçüncü şey. Üçüncü evet. sonu. Hı -hı. En son yani Topa top vuruyor. Topu yere, yere, vuruyor. Maleci Klim almıştı gelip e, üçlük atıyor. Ya bir kere biliyorsun geçen sene de buna benzer bir şey yaptı. E, bu Colin Sexton pas vermiyor. Pas altından suratını atmaya kalktı. Colin evet yere. b line'a falan gitti kızdı. b line'a gitti. Tecrübeli bir oyuncu. Bu arada daha sonra özür diledi bu ben değilim olmamalıyım falan. Hani. Sonra ilginç bir açıklama yaptık ya onunla. Alakası bu konuyla. Ben işte takıma bir şampiyonluk karakteri getirebilir. Takıma e, iddialı bir takıma çok büyük artılar verebilirim dedi. Hala kendini çok değerli görüyor. Artı şimdi bu Cleveland'da konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Cleveland'da artık yeniden yapılanan, daha uzun vadeli hedefleri olan, genç ve çok hataya açık oyuncularla oynayan, çok bencil bazı açılardan her ne kadar biraz törpülenmiş olsa da Sexton Garland gibi oyuncularla oynayan bir takım. Ve Kevin Love'ın yani ne bu takımın hedeflerine, ne bu takımın zaman çizelgesine çok uymadığı ortada. Bu onu rahatsız ediyor olabilir. Ee, basketbol felsefesi onu çok e, yanlış olduğunu düşünüyor olabilir. Bunların hepsi normal. Fakat abi sen bu takımın lideri olarak, abisi olarak oradaysan sahada bencillikleriyle, e, şeyde olmamışlıkları, hamlıklarıyla eleştirdiğin çocuk, e, oyunculardan, çocuklardan daha mızıkçı, daha çocuk bir hareket yapamaz. E, Çocukla çocuk olma derler ya. Çocuklardan daha çocuk. Çocuklar çocuklardan kardeşi gibi. Ve küçüğüm. istisna değil bu. Sen söyledin. Evet. Birkaç kere yaşanan, Birkaç şey. kere yaşandı. Ve abi. sen yani Love o kontratı imzaladığında bu takımın ne olacağını biliyordu. Biliyordu. İkincisi, abicim, bu seneyle birlikte kalan kontratın 100 milyon dolar abi. Sen 100 milyon dolar 100 milyon doları alıyorsan bunu yapamazsın abi. Bu ayıp. Bu kontrata ayıp, izleyene ayıp, hatta ve hatta hatalı davranan o genç oyunculara da büyük ayıp. Bunu yapamazsın abi. Ve yani tabii ki ayrı bir konu da Kevin Love'a da sorarlar yani. Sen sağda olduğun zaman bu takıma hücum ve savunmada gerçekten çok ciddi bir artı değer katıyor musun? Katmıyorsun. Ayakların yavaşladı, savunma yapamıyorsun artık. O yüzden de yani Kevin Love hiçbir yönden haklı değil Teknik değildi. katkı vermiyorsun. Bari abi ol. Abi, evet, bari, örnek ol. Yok. bari örnek ol ya. Bu ne abi? Ve de dediğimiz gibi ya bu bir istisna değil maalesef. Bu Kevin Love için süre gelen bir tema halini aldı ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Çok çirkin bir görüntü. Yani benim de bir NBA sahasında gördüğüm en çirkin görüntülerden bir. Yani sene başında Harden'ın attığı pas gibi, arkasından attığı pas gibi. Mızıkçı çocuk ya. Mızıkçı çocuk. Oyun, boz oyun bozan verler abi buna. Ya biz ilkokulda o şey yaparken işte saklan yakalandığı zaman ya işte benim yerimi söylediler falan diye. Sonra mızıkçılık yapan, sonra işte ne bileyim topu falan bahçeye atıp kaçan falan çocuk. Mızıkçı abi. Evet. 100 milyon dolar alan mızıkçı mı olur abi? Kevin Love'a jacuz dedik, itham ettik programın sonunda ama ya kendi özür diledi, özür demek önemlidir ama bu bir istisna olmadığı için artık özrün de bir noktadan sonra geçerli kalmıyor. Çok teşekkür ederim Kaan abi. Ben teşekkür ederim. Ee, yeni bölümlerde Amerikan Mutfak'ta görüşmek üzere efendim, Hoşçakal. <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın.